Merhaba arkadaşlar, Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bugün biraz eskileri yad edeceğiz. Titan Quest Anniversary Edition oyunu oynayacağız. Şimdi biz oyuna sıfırdan başlıyoruz. Hadi gelin başlayalım. Evet, karakterimizi oluşturduk ve oyuna giriş yapıyoruz. Burada bir tanıtım videosu var, bunu atlatacağım. Telife giriyor arkadaşlar, o yüzden bunu atlatıyorum. Direkt oyuna giriş yapalım. Evet arkadaşlar, oyunumuzun penceresi, yani Türkçe olarak. Biz Türkçe yama kurduk oyuna. Türkçe olarak oynayacağız. Evet, karakterimiz. Karakterimiz şimdi yolda gördüğümüz vatandaşlardan bilgiler alacağız. Genel bilgiler alacağız. Görevler alacağız. Bu görevleri yerine getireceğiz. Evet, bu genel bilgiden bahsediyor. Evet. Bu şekilde. Ben buralarda çok hani sizi oyalamak istemiyorum. Evet, şu an bir tane görev alıyoruz. Yaban domuzları atına saldırıyormuş. Biz de yaban domuzlarını indirelim. Aynı zamanda canavarlar da saldırı yapıyor. Evet, şimdi indirdiğimiz düşmanlardan arkadaşlar bazı ekipmanlar çıkıyor. Silahlar, can, enerji gibi. Biz bunları tabii ki toplayacağız. Bunları toplayacağız ve buna göre yolumuza devam edeceğiz. Şimdi X tuşuna basarak değerli eşyaları, Z tuşuyla da bütün eşyaları görebiliyoruz. Şu an bakır bıçak, deri göğüs plakası varmış. Şu an elimizde hiçbir materyal olmadığı için bunlardan alıyorum. Sonra daha güçlülerini aldıkça eskilerini bırakırız veya satabilirsek satarız. Evet, başka tarlada bir şey yok. Köye doğru, köy meydanına doğru devam edelim. Ama tabi biz şurada bir C'ye bir basıyoruz. Şu bıçak elimizdekinden daha mı güçlü? Yok, çok da güçlü değilmiş, aynıymış. Hello, I am Aeson, guard captain for this. The men of this village hold guard on Shanter Traveler, Enter Traveler and welcome to. Evet, bu havuz başları arkadaşlar kayıt. Yani buradan doğuş yapıyoruz. Öldüğümüzde, karakterimiz ölürse yeniden buradan doğuyoruz. Bunlarla tek tek genel bilgilerle konuşmayacağım. Görev nesneleriyle konuşup hızlıca oyunu akışını sağlamaya çalışalım. Evet, şimdi köprüde düşmanlar var. Daha güçlü bir şey varsa onunla değiştirelim ki yani düşmanlara karşı daha etkili olalım. Yok. Çok da güçlü bir şey yok. O zaman yola devam. Evet, Helos tarlaları. Biz şimdi bir taraftan başlayalım. Buradaki bütün düşmanları, hayvanlar dahil hepsini yok etmek istiyorum ki tecrübe kazanalım aynı zamanda. Tecrübe de kazandığımızda çok güçlü. Yaban domuzu çok güçlü ve canımızı neredeyse yok etti. İki tanesini indirmekte bayağı zorluk çektik. Canımız yavaş yavaş doluyor. Bir de enerjimiz var. Enerjiyi kullanacak pek bir şeyimiz yok. Şu an 3 tane yaban domuzuna bu canla karşı koyamayız.
Biraz daha bir şeyler toplayalım arkadaşlar. Şöyle tek gördüğümüz düşmanları indirebiliriz. Sol tuşta basılı tutarak bunları yok edeceğiz. Bir tane can iksiri bulduk. İşte hasat zamanı, bize saldırıyorlar. Yiyeceklerimizi topluyorlar falan diyor. Şimdi arkadaşlar şu kısa yol tuşlarına mesela can iksirini ekledim. Düşman geldi. Şimdi bizde ne var? 4'e 13. Çok yavaş. Ben yay kullanmak istemiyorum. Yay burada çünkü çok yavaş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz bir oyunu daha önce de oynamıştık. Yayla olmuyor. Bize hızlı. Elimizdeki bıçak da çok güçlü bir şey değil ama mesela o bir ok alana kadar ben onu öldür yani bir tane ok atana kadar onu ben yok ediyorum. Öyle diyeyim. Bir tane iksir basalım. Çünkü düşman sayısı fazla. Buraya gizlenmiş bu. Evet. Devam edelim. Evet. Altın, tunç bıçak. Bakalım bu bıçak daha mı güçlü? 7, 9. Evet tabii ki daha güçlü. Oo, bize saldırı var. Şimdi yaban domuzlarını neden öldürüyoruz? Bu yaban domuzlarından arkadaşlar bazılarından eşya çıkıyor. Onun için yani. Yok etmesi çok zor. Şu an ilk aşamada güçsüzüz. Yani zorla indirdik açıkçası. Şurada da yaban domuzları var ama gücümüz, enerjimiz yani canımız çok az. Şimdi elimizdeki 4'e 8 7'ye 9 tamam. Bunları satabiliriz veya atabiliriz. Fark etmez. Şimdi bir saniye. 530 altınımız var. Evet. Şunları indirelim. Meşale bizde de var. Bu çok iyi oldu. Ama tabi aldırmaya izin vermedi bana. Ben de ona gereken dersi verdim. Şimdi buraya sağ tuş enerji iksiri basalım. Hiç, sadece sağlık var. Ben şimdi yaban domuzlarına biraz daha saldırayım diyorum ama elimizdeki silahla da çok zor. Teke tek yakalasam bunları çok iyi olacak. Kaç 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 kaç. Hala kovalıyor. Belli bir mesafesi var. Oraya kadar kovalayacak ama sanırım evet buraya kadarmış. Diğeri gelmedi. İyi oldu. Çünkü o da gelseydi beni kesin indirirdi aşağıya. Evet. Bir tane yaban domuzumuz kaldı. Onu da bir can basarak. Oo, bir tane düşman kaçtı yanımızdan. O beni fark etmedi. Ben de onu fark etmemişim.
Evet. Bir şey çıkmadı ama en azından gördüğünüz gibi yetenek, deneyim puanımız arttı. Şimdi buradaki düşman sayısı çok. Bunları teke tek yakalamamız lazım. Evet. Level atladık. Level atladık. Şimdi S tuşuna bas diyor. Buradan ustalık seçebiliriz. Ben savaş seçeceğim. Şimdi şuradan başlayalım. Birer tane alabiliyor muyuz? Tamam. Bu ikisini aldık. Evet, daha usta savaşacağız giderek. Evet, burada bir tane boss var. Boss'un etrafını koruyorlar. Biz bu boss gelmeden birkaç tane indirebilirsek indirelim. Şimdi kalkan var. Bakır el baltası var. Biraz geri çekelim adamımızı. Bakalım. Kalkanı ekledi. Bakır el baltası daha mı güçlü? Evet, birazcık daha güçlü. Boss bize bir tane vurdu. Boss peşimize düşüyor. Düş gel. Boss'u tek yakalamamız lazım. Zaten teke tek bile çok güçlü. Ki boss'un yanındaki şunu indiriyorum. Bir taraftan da canımıza dikkat edelim ki. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar seviye atladıkça bize verilen yetenek puanlarından yetenekleri seçiyoruz. Güç, zeka, beceri, can, enerji bunları artırarak daha güçlü hale gelebiliyoruz. Bunlar gücümüz varsa sihir gücünü artırıyor. Şu an bizim sihir gücümüz yok ama onları yine de kullanıyoruz. Şimdi neler var?
Kullanamayacağımız tabii ki aletler var. Seviyelerimiz yetmiyor, yeteneklerimiz yetmiyor. Bunun için biraz daha zaman ihtiyacımız var. Mesela becerimiz 52'ymiş, 54 olmalı. Zekamız 70 olmalı, zeka 54'te. Ya yani biraz seviye atladıkça bunları rahatlıkla kullanabileceğiz. Evet, ilk bölümü bitirdik. İlk bölüm böyle. Şimdi ilk bölümü tam kapatmadan mesela alışveriş yapabileceğimiz, iksir alabileceğimiz banka var mesela burada. Bir de alışveriş mesela satış yapalım. Kullanmayacağımız şeyleri satıyoruz. Çünkü bizde var veya bunlar güçsüz. Bunlardan 3-5 altın toplamaya çalışacağız. Mesela ben meşale kullanmam çünkü çok yavaş. Bu meşaleyi ben kullanmayacağım. Az önceki bostan aldığımız meşale bu. Ya yani meşale diyorum işte asası. Onu da satıyorum. Bize biraz para lazım. Şimdi 14 zırh, 10 zırh. Delme direnci var. Seviye 3'e geldiğimizde bunu alabiliriz. Mesela şunu satabilirim. Şimdi buradan gitmeden biraz sağlık alalım. Paramızın yettiği kadar hatta hepsinden aldık. 18 tane sağlığımız var. Çok önemli bizim için. Bankayı da göstereyim. Şimdi yani burada bazı taşıyamayacağımız eşyalar oluyor. Buraya bırakıyoruz. Başka kervan sürücüsü bulduğumuzda orada aynı eşyalarımızı karşımıza çıkarıyor. Burada bulabiliyoruz. Depolama ünitesi gibi düşünün. Şimdilik dursun. Çünkü onları birkaç bölüm sonra kullanabileceğiz. Evet. Burası ışınlanma. Yani nereye gideceksek en son ışınlanma bölümüne gidebiliyoruz veya bölümler arası atlama yapabiliyoruz. Şu an birinci bölümde olduğumuz için sadece burada kalıyoruz. Evet. Birinci bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.